Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Şarava Chase bölümüyle karşınızdayım. Ben Asa Şarava Chase'e kaldığımız yere tam gazana ekeren devam ediyoruz. Önceki Şarava Chase bölümünde sahne 2'nin 5. bölümü olan takı talelerine başlamıştık. Ninjaları alt ettikten sonra Kıvılcım adlı bir kadınla karşılaşmıştık. O daha önce galiba anladığım kadarıyla aile için çalışmıştı, tarikat için çalışmıştı. Fakat sonrasında kendi amaçları çıkarlarını şey olmadığı için ayrılmıştı. Öyle bir muhabbet dönmüştü. Ardından bayağı takıntılı, alev konusunda bayağı zaafı olan bir ablamızdı. Kendisi bizi alt etmişti. Fakat bu bölüm öyle olmayacak. Bu bölüm Kıvılcım'ı alt edecek, takıntı alevlerini bitirecek ve ardından sahne 2'nin final bölümüne sizlerle beraber geçiyor olacağız. Daha fazla Şarava Chase videoları gelmesini istiyorsanız ve bize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayacak. Benim yapmaya kafasına abone de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Eğer ki bu bölüme 150 beğeni gelirse sonraki bölüm direkt sonraki gün kanalı olacak, haberiniz olsun. 2 gündür niye yeni Chase bölümü gelmiyordu sevgili arkadaşlar? Çünkü 150 beğeni gelmiyordu ondan dolayı. Ama 150 beğeni gelme diye de hiçbir şekilde seriye devam etmeyeceğim diye bir şey yok. Zaten ben bunu daha öncesinde söylemiştim. Belli aralıklarla ben yine Şarava Chase bölümlerine yeni videolarını çekerim. Siz de beğendikçe de yeni bölümler daha hızlı gelir. Olay bu zaten. Beğeni atmanın olayı bu. Destek vermenin olayı tamamen bundan ibaret. Haberiniz olsun. Seri her şekilde devam edecek yani. Ama beğeni atın ki seriyi daha az ilerletelim. Haberiniz olsun yani. Oyunu ne kadar çok bitirsek o kadar iyi aslında bizim için. Daha oyunun zor modunu falan oynayacağız. Yani daha bizim yolumuz bayağı bir var. O yüzden beğenilerinizi, yorumlarınızı, desteklerinizi esirgemeyin ki seriyi daha hızlı bir şekilde bitirelim. Ve size daha kaliteli güzel şeyler sunabileyim. Evet. Büyüyü tutturabileydik iyiydi be. Aa şeymiş bu orada. Hiç kimse blok yapamıyor. O zaman dikkatli olmam lazım. Ölmeyeyim boşu boşuna. Zaten bir de ninja düzenli olarak iyileşiyor. Düzenli olarak dedim belli aralıklarla. Aha da bu arada zehirli bulut büyüsü geldi. Güzel miktarda da tomarımızı aldık. Şuradan hemen bir minnettarlı feneri ödüllerimizi alalım. 219k paramız var şu anda. 2 tane kabiliyet basabiliyoruz yani. Sonunda silah hasarı ve zırh denme oranı arttı. Çok iyi. Daha fazla hasar. Heh, düz hasarımız da arttı. Çok güzel be. Hayırlı uğurlu olsun. Bu arada 17 level oldum. Toplam 5 kere falan bu arada gittim takıntı alevlerini tekrar tekrar oynadım. Hem para hem tecrübe puanı hem ekipman gelsin diye, haberiniz olsun. Tabii ki de oyunu kıracak kadar güçlü değiliz. Asla o kadar güçlü değiliz. Hani haberiniz olsun şimdiden. Ama yine de bu epeyce bir fark yaratacak, haberiniz olsun yani. Tonfa'yı yükselttik. Önce bir sopaları bir yükseltelim. Tamam, sopayı yükselttik. Katana'yı da yükselttik. Şuradan hemen iğneleri de yükseltelim. İğneleri acil basmam gerekiyor ki bu sayede artık destansı iğneye doğru geçiş yapalım. Şunları da birleştirelim. Bayağı bir birleştirecek o ev abi orada. Belki güzel bir şeyler çıkar. Hafif zırhı yükselttik. Orta zırhı yükselttik. Hafif miğferi yükselttik. Zehirli bulutu tekrardan yükselttik. Ardından orta miğfer. Hafif zırhı yeşil yıldız yaptık. Ardından orta zırhı. Sonrasında hafif miğferi. Ardından büyüğü de zehirli bulutu da yeşil yıldız. Karanlık küre de aynı şekilde. Sonrasında sopa. Ardından tonfa. Sonrasında orta zırhı nadir yaptık. Hafif zırhı da aynı şekilde. Ve tabii ki de hafif miğferi de. Hafif miğferi ilk defa nadir yaptım bu arada. Karanlık küreyi de nadir yaptık. Tonfayı da nadir yaptık. Bir de hafif zırhımızı nadir yıldızlı hale getirdik. Yani şu anda neredeyse her şeyimiz mavi gibi bir şey. Orta zırhı yükseltemiyor muyuz? Yükseltebiliyor olmam lazım. Evet. Bunlar niye gözükmedi? Bug oldu galiba. Neyse çok da dert değil. Aha bu arada ilk defa destansı bir zırhımız var. Hem de orta zırh. Aslında yükseltsek işimize yarar. Yani kritik vuruş hasarı falan düşüyor. Bloklanan hasar düşüyor. Ama tabii ben ağır zırhı tercih ediyorum. Yani bu her ne kadar daha çok can verse de koruması falan daha düşük oluyor malum. Bir de zaten paramız da çok fazla yok. Para olmadığı için yükseltme yapmak istiyorum ama yapamıyorum. Ben şuradan minik bir miktarda mücevher harcamak istiyorum aslında. Altın için. Altın için. Ama yani ne kadar harcayabiliriz? 140 harcayabiliriz aslında.
Ya da 350 harcayıp 90K da alabilirim. Yani 140 harcayıp da... Ya zaten benzer bir oran oluyor bu arada. Ha para kutusu almışsın ha bir avuç para almışsın yani. Aa ben para kutusu alacağım ya. Para kutusu alacağım abi. Hem altına da ciddi oranda ihtiyacımız var. Evet büyüyü de bu arada 29 yaptık. Bir seviye kaldı sadece. Evet ateşi silah yükselttik. Büyüyü yükselttik. Katana da ya da diğer ana ekipmanlarda herhangi bir yükseltme şu anlık yapamadık ama sonraki bölümde kesin yaparız diye düşünüyorum. Şuradan son bir ödüllerimizi alalım. Harcadığımız bu cevherin de ciddi bir kısmını geri almış olduk. Ağır zırh geldi bu arada. Birleştir abi. Ah be ya. Keşke ağır zırhımızı yıldızlayabilseydik. Mavi yıldız yapabilseydik. Neyse bir tane daha yaptığımız anda o da olacak diyerekten ekipmanlar tekrardan bu şekilde gösterdim. Ve hadi bakalım başlayalım. Bakalım başımıza neler gelecek. Tabii ki de hız büyüsü alacağım. Çünkü büyüyü de hem yükselttik. Hem başlangıçta da ilk roundlarda da gerçekten büyü çok iş yapıyor. Hani zahmetsiz bir şekilde ninja falan kesmek istiyorsan büyü önemli. Büyü önemli. Bu arada birazcık hastayım. Onun için kusura bakmayın sesim biraz kötü geliyorsa. Videolara bir beğeni bırakın ki daha çabuk iyileşeyim falan motive olayım. Hakikaten bu arada mental açıdan kendimi daha iyi hissettiğim için böyle desteklerinizi, beğenilerinizi gördükçe, güzel yorumlarınızı gördükçe gerçekten çok iyi geliyor. O yüzden bir beğeni atmayı, bir yorum atmayı falan önemsiz sanmayın. Gerçekten aslında fazlasıyla önemli. Hem YouTube'un videoları öne çıkarma açısından hem de dediğim gibi mental açıdan da fazlasıyla önemli. Büyü yanması var ama ben fırtına cephesi yapacağım. Avantaj sağlıyor bize çünkü yıldırım her rakibe çarptığında. O yüzden önemli. Tık tık. Tık. Pıt. Şunu da ye diyeceğim de yemedi. Tamam bunu yedi. Tamam yere de düştü. Tık tık. Bayılıyorum bu katana kombosuna ya. Hiçbir zaman katana oynamaktan sıkılmıyorum. Ve çok uzun bir süre daha sıkılmayacağım gibi görünüyor. Özellikler çok iyi gelmiyor şu anda. Yani düz kritik hasar arttırma geliyor. Ki yani onun tek sefer %50 buff veren versiyonu var. %50 ekstra kritik hasar veren özelliği olduğu için öyle dedim zaten. Keşke o gelseydi. Dur sakin ol ninja. Sakin ol. Sakin ol abi. Teşekkürler. Aşama 4'ü geçtik. İnfazı açabilirim bu arada. Ki infazı açayım. Çünkü malum kıvılcımın canı çok yüksek. Ve daha rahat kesmek açısından da önemli. Artık gel geçelim. Artık bir zahmet geçelim yani. İkinci sahnenin final bölümünü bir oynayalım artık. Ki ben video dışında da ufak tefek oynayacağım yine. Ama onu şu an yapamayacağım. Önce bir saniye 2 6. bölümü bir oynayıp bir bölüm çekmem gerekiyor ki ilerlemeler falan şey olmasın. Aa bu adam oynamış video dışında direkt falan diye bariz bir şekilde şey yapmayayım hani. Spoiler olmasın yani. İkinci sahne 6. bölümde ne tarz rakipler var falan. Spoiler yemek istemiyorum. O yüzden önce bir bölüm daha çekeceğim o zamana kadar düellolar. Minnettarlık fenerleri. Ondan bundan kasmaya devam. Sandıklardan kasmaya devam. Ondan sonra dediğim gibi artık ikinci sahnenin final bölümünü oynamaya başlıyor olacağız. Yüzde beğeni geldiğinde direkt bölüm kanalda olacak arkadaşlar her zaman olduğu gibi. Arada ufak tefek aksilikler olabiliyor. Kusura bakmayın. Dediğim gibi hasta olduğumdan falan da bunun da bir etkisi falan ufaktan da olsa var. Bu arada iyileştirme kabuğunu kesinlikle seçeceğim. İyileştirme kabuğu kalkana sahipseniz çok önemli. Evet bu arada şerret değil bu. Şerefsiz geldi bu arada. Kendisinden ne kadar nefret ettiğimi Shadow Fight 2 izleyenler ve severler çok iyi bilir. Ki yani benim dışında başka bu şerefsizden nefret edenler de muhakkak vardır. O yüzden al sana kafana zehir. Tık yat aşağıya. Oh be tatmin oldum. Vallahi billahi tatmin oldum. Güzel bir şey yapamadı. 12 saniyede bir kalkan iyi olur. Hem iyileşiyoruz da. Her kalkan açıldığında. Kalkın daha sık tetiklenmesi önemli. Güzel. Güzel abi. Zalimi bir dövelim. Sen zalimsen ben daha zalimim. Tık. 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 Hareket edemedim orada. Yoksa iki komba yapacaktım yine de. Neyse sıkıntı yok. Tık. Tık. Bu da tık. Tamam sakin sıkıntı yok. Hasar yemek istemiyorum fazla doğal olarak.
Çok vuracak çünkü yoksa. Öldü bu arada. Nice. Tamam ya, şey, boss'a kadar ben büyümü doldururum her şekilde. Kalkar etkiyken 150 hasar. E tabii ki. Ya 1000 vuruyorsak 1500 vuracağız yani, o kadar vurmuyoruz da. Anlayan anlamıştır. Anlayan anlamıştır hocam. Tık, yatırdık yere. Hasara gerçekten ciddi bir etkisi var kalkan aktifken hasar artışının. O yüzden kalkanınız ne kadar aktif tutarsanız, bakın abi 1056 vurdum. Tık. Çok güzel. Çok güzel geldik abi. Şimdi bir de iyileşeceğiz. Meditasyon gelecek. Hop, iyileştirme kabuğu 2. seviye. Çok güzel. En azından hayatta kalabilitem var. Hayatta kalabilitem var. Canım full. Canım direkt full zaten. O açıdan yana bir sıkıntı yok. Evet, hadi bakalım. Rövaş. Kıvılcım ile rövaş. Canım çok fazla ya. Kaybetmek sana yetmedi mi? Tamamen yanıp yok olmak mı istiyorsun? Dene deneyebiliyorsan. Deneyebiliyorsan dene. Yapabiliyorsan yap. Açığız yani ona her zaman. Yani denemekte özgürsün. Yapabiliyorsan yaparsın. Artık ısındım. Tamam, ısın o zaman. Hop 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 hop, sakin. Of, iyi kaçtım ondan. Bu arada üstünde oluşan bu işaretin alev büyülerine karşı, yani büyülere karşı daha fazla kıvılcımın hasar verdiğini söylemişsiniz. Teşekkürler arkadaşlar. Ben de zaten bunun bir hasar artışı olduğunu tahmin ettim. Allah'tan kalkana denk geliyor da işlemiyor. Ses bozuldu bu arada. Ne alaka bilmiyorum. Neyse, bir şey olmaz. Kritik sıcaklık. Oha! Hasara bak. Uf, yok olduk yalnız. Yan bebeğim yan dedi bir de ya. Oha. Ben bir dirim hakkımı kullanayım. Yalnız büyüyle yok ediyor direkt ya sadece. Büyüyle yok ediyor yani. Büyü olmasa bir şey yapamayacak. Olay tamamen büyüsü. Tam onu anladık zaten de. Güzel, bu tutturduk abi zehri. Ulan o zehirde esansı olacaktı var ya. Aa, eğilemedim ya. Oha. 1,5K vurdu ya. Çüş. Hayır, bir de büyü atarken de hasar veremiyorsunuz. Tamam, onu da yedi. Ama işte canım çok azaldı ya. Kalkanım var şu anda ama hasar yememem gerekiyor hiçbir şekilde. Onu da yedik zaten. Sakin. Sakin. Tık. Ah be ya. Ah be, çok kötü oldu ya. Kaçamadık abi. Çok kötü oldu. Ulan ya, neyse, ben bir reklam izleyeyim. Yapabileceğim bir upgrade falan vesaire şu anda yok. Tekrardan kıvılcıma gelmeye deneyeceğim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. En son kalkanı tekrardan 2. seviye yaptım. Özellikleri göstereceğim şimdi sizlere. Yalnızca başka bir dövme olacaksın. Nereye yapılmayı tercih edersin diye de soruyor bir de utanmadan. Keseceğim ki seni. Neyse, zehirli dokunuş var yine. Hız büyüsü var. İyileştirme kabuğu 2 var. Koruyucu odak 2 zaten. Hayatta kalma içgüdüsü 2. Bir de tabii ki de az önce gösterdiğim yıkıcı kabuk var. Haberiniz olsun. Tamamdır. Kritik attık. Şöyle bir tekrardan bir canını biraz yaktık. Ya büyü fena vurmuyor da can çok fazla ya. Canı çok fazla gerçekten. Kıvılcımın. İlk fasını galiba aldık. Aldırmıyor. Heh, aldı. Tekrardan büyü yapayım. Biraz zaman kazanayım. Şöyle bir tık. Güzel, böyle kritik vurduğumuz sürece hiçbir problem yok bu arada. Ama kaçamıyorum ki ondan. Kaçamıyorum yani hiçbir şekilde. Aa, kritik sıcaklık. Hadi ikinci fasını da aldım hadi. Kalkan da var. Kalkan da var abi. Abi ne olur dövme ya. Ne olur dövme. Tık tık. Tık. Güzel. Büyüyü vursam ölecek. Aa, büyüyü vurdum adı. Lan. Hadi. Kestim galiba, kestim. Yes. Oh be, şükürler olsun. Vallahi nihayet kestim ya. Üç kere ekstradan denedim. Yine yani buraya gelemeden ölmüştüm falan. Çok tit olmuşum. Neyse. Söylentiler doğruymuş ama sen guru falan değilsin. Evet, değilim. Dur tahmin edeyim. Kadim büyü ve büyük çekiçler mi? Hah, bu saçmalık. Önemli olan şu ki bir fikri bir hedefi var. Bundan iyisi yapılamazdı bebeğim.
Diyor ve ödüllerde bu şekilde horozlar iyice coşmaya başladı. O zaman daha fazla oyalanmayalım. Nasıl geçti? Her şey yolunda mı? Sarsılmış gibi görünüyorsun. Hı? Guru'ya da giden yola çık. Guru'ya giden yola çık. Kıvılcım oradaydı. Evet, sensin hikayelerinden biri. Erefe'ye dair saçma sapan muhabbetler. Ben başka bir şeyler endişeleniyorum. Kızıl saçın sözleri. Gölgelerin kapıları patlana yok olan kişi sadece Titan olmadığını söyledi. Hayır, evet dedi. Titan orada bir hisarı vardı. Dışarı çıkmayan herkes öldü. Dünyayı kurtardığının farkındasın değil mi gölge? Bunu beklemiyordum. Çünkü sen bir aptalsın. Yapman gerekeni yaptın ve sana inanıyorum. Sana daima inanacağım, tamam mı? Teşekkürler May. Görünüşe bakılırsa ben gerçekten aptalım sayısı her zamanki gibi haklısın. Ama onun icabına baktıktan sonra bunu Guru'ya soracağım, bilmem gerekiyor diyor. Aile beraberliktir. Beraberlik umuttur. Bu arada Guru'nun bayağı böyle mistik güçler elde ettiğini falan görüyoruz. Hatta böyle ortasında da bir ağaç falan var böyle. Neyse, ve bunun için dövüşmeliyiz. Bu arada Sensei var. Solda kim var bilmiyorum, galiba kasap olabilir. Şu sağdaki gölge zaten. Neyse. Ve ardından da ikinci sahnenin final bölümünü, aile babası bölümünde açmış olduk. Evet sevgili arkadaşlar, daha fazla uzatmadan ben yavaştan videoyu sonlandıracağım. Bir de açabileceğim bir tane daha kabiliyet var. O kabiliyeti de hemen açayım ve bölümü bitireyim. Evet sevgili arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak isterseniz, destek amaçlı beni bırak bir kanımıza da abone değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Aynı zamanda kanımıza yapmasından başka üyelerimizden ve çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz. 150 beğeni geri gelmez sonraki bölüm kanalda olacak, haberiniz olsun tekrardan. Bir sonraki bölüm, hep sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.